uzmanı ve şef Yasemin Güzel. Alkışlarınız Yasemin Hanım için. Ve ona eşlik edecek olan Burçak Çubukçuk, biyolog, aynı zamanda uzman diyetisyen. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ben bayağı bir giden yandım böyle önden. Haklıyım değil mi? Bizim işimizi bayağı bir kolaylaştırdınız şu anda. Ama gerçekten çok dertliyiz Yasemin Hanım. Yani siz bu işin profesörüsünüz ama biz profesyonel de değiliz. Demekten bağımsız, soyut düşünemediği yaşlar çünkü. Ne görürse onu yaptığı yaşlarda kullanıyor çocuğun yeme içme tercihleri de. Ya ben de mesela örnek veriyorum, kereviz yapıyorum, yiyorum önümde ama iki kaşık zor yediriyorum ondan sonra. Ama şöyle bir şey var, o yaş grubunda tat eğer otursun istiyorsan 5-10 kez denemeden sonra, yani siz de onunla oturup o yemeği ve en az 5, hatta ona kadar çıkabilir, tüketmeniz gerekiyor. Kademe gidip, yani şöyle, ilk önce o kerevizi önleyin, kereviz yemeği yerine koymak yerine bazı yiyeceklerin içerisine katarak vererek o besini alıştırmanız gerekiyor. Onu bebekken yapıyordum işte. Evet, daha sonra alıştırıyordum. Ama orada onu püre hale dönüştürüyorsanız belki o tadı alamamış olabilir. Ama ileriki yaşta, örnek veriyorum, bir havuç yemiyor. Bulgur pilavının içerisine küçük küçük koydum. Tabii ki şunu unutmayacağız. Bizim kendimizin yemediği besini çocuğun önüne koyamayız. Lezzetli evet. Olması gerekiyor. Havucu koydum bulgur pilavının içerisine. Bunu uzun uzun anlatacağız. Burada küçük küçük başlattım. Bir anda önüne havuç salatasıyla başlatmadım. O zaman ben sahnemizi size bırakmak istiyorum. Evet. Güzel bilgilerinizden can kulağıyla dinleyeceğim orada. Eminim hepimiz de çok faydalanacağız. İyi sahneler. Teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Yasemin Güzel. Benim hikayem aslında oğlumun bir böbreğini kaybettiğini öğrenmemle başladı ki yaklaşık 16 yıl önce başlayan bir süreç. O günlerden bugünlere gelen zamanda beni bugün bu sahneye taşıdı aslında. Hepimiz çok güzel yemekler yapıyoruz. Misafirlerimize, eşimize, dostumuza eminim yapıyoruz. Yani bunda bir sıkıntı yok. Fakat o günden itibaren benim için mutfak artık çok lezzetli yemekler yaptığım alan olmaktan bağımsız hem lezzetli hem de yani ona verebileceğim ama aynı zamanda da hani hem görüntü olarak hem de lezzet olarak kendi tüketebileceğim, biraz önce Burçak da değindi zaten, formda yemekleri yaptığım bir aslında laboratuvara dönüştü. Laboratuvar diyorum çünkü sürekli çalıştım. Hala da öğrenecek bu alanda çok şeyim olduğunu da düşünüyorum. Konuğum evet, Burçak. Çok güzel bir şey parmak bastın. Aslında biz çocukların evet büyümesi, daha sağlıklı olması için beslenmeye dikkat ederken belli bir kesimde hastalığından dolayı, kronik hastalığından dolayı beslenmeye dikkat etmesi gerekiyor. Bugün Yasemin Hanım da bazı besinlerin alternatifi şeklinde herkesin tüketebileceği bitkisel bazı yiyecek üzerine yapacak. Ama hikayen bu kadar kısa değil. Bu seni daha nelerle savaşmanı sağladı? Biraz daha bize anlatabilir misin? Ya aslında zor bir süreçti çünkü giriş konuşmasında da söylediğim gibi 6 yaşında bir çocuk karşınızda. Hani ona onu tüketme, bunu tüketme demek zaten hani çok zor. Annesiniz bir kere, duygusal yükünüz çok fazla. Orada aslında işin içine psikolojik süreç yönetimi giriyor. Orada da biraz önce senin dediğin, yani kendi yemediğin hiçbir şey, kendin başka bir şey tüketirken onun önüne sen bunu yiyeceksin diyemezsiniz. Yani ayrıca zaten bir kısıtlılık hali söz konusu, tüketemeyeceği şeyler var. Onun yerine ne koyabilirimden hareketle bugün önünüze biz içli köfteyle çıkıyoruz. Fakat herhangi bir hayvansal içerik yok köftemizin içerisinde. Hatta bu yüzden çok kısa süre başlayacağız. Bakalım ben şimdi işim zor benim. Yani hani Adana'dayım. Bu kadar etin ön planda, katı yağın ön planda olduğu, çok tüketildiği bir yerde değerlendirmeleriniz benim için değerli. Burçak'cığım şimdi. Diğer dikkat etmemiz gereken bir püf noktası da evde bulundurmamak. Hani derler ya göz görünce gönül ister. Yani çocuk yemesin hayır diyerek evde bulundurup o olmadığı zaman da sizin tüketmeyeceği olmanızı biliyor olması gerekiyor. Ve onunla aynı şekilde beslenmeye devam etmeniz lazım. Onun haricinde birazdan tadım olacak. Şefim sizin için hazırladı. Siz de deneyeceksiniz. Bu
protein açısından hayvansal gıda yerine bitkisel bazlı dediğimiz Yasemin Hanım çok iyi işler yaptı. İstanbul'da da çok güzel işler yaptı. Ondan da bahsedebilirsin. Bu mercimekten bu proteini yararlanacağız. Çünkü kuru baklagiller bizim ülkemiz için çok değerli ve haftanın 2-3 günü mutlaka tüketmemiz gereken bir besin kaynağı. En başta da bunun mercimek geliyor ve Yasemin Hanım bunu mercimeği çok iyi bir şekilde hale getirdi. Tadınca siz de anlayacaksınız. Şimdi aslında benim bugün içli köfte dediğim yemeğin orijini yeşil mercimekli bulgur pilavı mücellere. Tabii ki ben orijinde yani özünde yağlı tohum yani ceviz, badem ya da fındık türü bir şey yokken ben onu da eklemek durumunda kaldım ki bir hani artık benim çocuğum için o ana öğün olabilsin. Yani tüketemediğin şeylerin yerine geçsin, sadece karnını doyurmasın, büyüsün, gelişsin istedim. Ve o dönemde zaten yediği, sevdiği bir yemeği içli köfteye formundan çevirdim ve yaklaşık 15 yıldır da ben bu yemeği sürekli yapıyorum. Onun da ilk dönemde beslenme çantasına sıklıkla koyduğum yemektir. Çünkü dediğim gibi katı yağ kullanmıyorum. Zaten tamamen zeytinyağıyla çalışıyoruz. Evet. Ben de 3 yaşında bir kızım var. Anne olunca her şey çok daha değişiyor. Ve onların beslenmesini elimizden geldiğince en iyi hale dönüştürmeye çalışıyoruz. Yasemin Hanım bu konuda da yaptığı işlerde bize bir kere daha annenin gücünü, kadının gücünü gösterdi. Çünkü aynı şekilde Yasemin Hanım sadece yemek yapmakla durmuyor. Aynı zamanda bunun okulunu okuyor. Kendisi aynı zamanda beslenmeci. Yani sadece ben burada tek başıma beslenmeci değilim. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Aynı zamanda iş arkadaşım ki 8 yıl önce beslenme danışmanlığı verirken şu an çok güzel bir iş arkadaşlığı yanındayız. O yüzden azmin, kadının azmi her şekilde olabilir. Tabii çocuk içine gelince çok daha güçlü ve çok daha ilerliyorsunuz. İçli köfte yiyemeyen bir çocuğunuza şu an kendi elinizle bir içli köfte yapabiliyorsunuz. Ya aslında bu sadece çocuklara yönelik bir şey de değil. Yani hepimiz tüketebiliriz bu köfteyi diye düşünüyorum. Bu arada küçük konuğumuzu Yağmur'a alalım isterseniz. Yağmur. Yağmur Hanım, bir tane de bize eşlik edecek bir... Başlıyoruz şey. Gel bakalım. Kaç sorumuz, birkaç bize yardım etmek ister misin? Şöyle öne alalım çünkü istersen. Mesela evde beslenmede rol olarak kime alıyorsun? Ya da alabiliyor musun? Seni etkiliyor mu? Annenin, babanın beslenmesi? Bize biraz anlatmak ister misin? Olur. Hadi anlat bakalım şöyle sadece. Ben daha çok anneme örnek alıyorum. Neler yiyor annen o zaman? Onu sormak lazım. Neler tüketiyoruz annesi? Ya da neler yapıyor sana? Hangi yemekleri yapıyor? Daha böyle kısa yol. En sevdiğin yemeği söyle oradan. Lahmacun. Lahmacun. Bu tabii ki evde lahmacunu seven başka biri var mı? Var, kardeşim de çok seviyor. Peki ebeveynlerinden anne, baba, babaanne seven? Herkes çok seviyor. Evet, çünkü kokluyoruz. Ailede ne yenirse onu kokluyoruz ve o şekilde ilerliyor. Sonrasında lahmacun yiyemezsin, bu çok yağlı demek olmaz. Bu yüzden ilk önce değişimi kendi mutfağınızda yapıyor olmanız lazım. Bu arada lahmacun yiyebileceğiniz sağlıklı bir ürün. Evet. Yani bir problem lahmacun, yok sakın. Lahmacun ürünümüz yok. Gayet sağlıklı bir ürün. Sebzelerden tüketmeyi sevdiğin var mı? Sebze yemeyi sever misin? Çok severim. Çok güzel. Annen nasıl mesela yapıyor sebzeleri? Daha çok yemek, patlıcan yapıyor. Hı-hı. Evde herkes sever mi sebze? Evet. Herkes yer mi? Evet ama kardeşim çok sevmez. Tamam. Peki evde annen, baban hep beraber aynı masada sebze yemeği yiyorsunuz. Evet. Çok güzel. Bu da önemli. Gördüğüm danışanlarımdan en çok bu oluyor. Kendisi sebze yemeği sevmiyor ama sadece çocuk için yapıyor. O zaman o çocuktan onu yemesini beklememiz biraz haksızlık olur. Ev halkıyla aynı şekilde yediğinizde onu algılamasını sağlıyoruz. Bu bir teknik olabilir. Dediğimiz gibi küçük küçük başlatmak, bir anda olduğu gibi koymadan ve artı onun
yanında çok konuşmadan, çok maruz kalmadan, yani zorlamadan, yemek zorundasın gibi. Bir de çok çeşit koyduğunuzda önüne ona seçme imkanı tanıyorsunuz. Yani makarna, pilav gibi bir ana unsurun yanına sebze koydum ve köfte koydum ama sebzeyi yemesin sadece beklemenizde biraz olmayabilir. Hani ilk önce onu da planlamak, ölçmek, porsiyon kontrol yapmak çok önemli. Bir tabak dolusu makarnanın yanına koymamak da, değil mi? Evet. Annen sana ilk önce böyle bir tabakla mı veriyor önüne? Evet, ilk önce veriyor. Onu bitireceksin diyor mu? Çok zorlamıyor. Süper. Sağ ol, süper. Evet. Çok teşekkür çok ederiz. Çok ben sağ ol. Teşekkür ederim. Mutfakta nasıl gidiyor şefim? Bitiyor mutfakta, mu? Evet, haşlıyorsunuz. Bitiyor. Kızartmıyoruz bu arada. Evet. Sağlıklı. Zeytinyağının ve artı bulgura un koymadın. Ben de şahit ben oldum. Bağlayıcı un kullanabilirdim ama kullandığım bulgur niteliği itibariyle ona gerek bırakmayan bir bulgurdu. Buğday öyle zaten. Evet, dolayısıyla bağlayıcı herhangi bir şey, patates, un, zaten dediğim gibi hayvansal hiçbir şey kullanmıyoruz. Şimdi aslında bugün bizim buradaki yaptığımız, Yağmur'la ettiğimiz sohbetin odağına bakıldığında, benim oğlum şu anda 21 yaşında bu arada, tahmin ettiğiniz üzere. Herhangi bir dışarıdan vitamin takviyesi dahi almıyoruz. Yani ilaç niteliğinde bir şey almadığımız gibi, herhangi bir takviye de almıyoruz. Bakıldığı vakit görüntü olarak, mental olarak bir hani kronik hastalığı olan bir birey demezsiniz. Ve bunu biz hani tamamen bu evdeki bütün hayat biçimimiz, yani onun yemediğini ben de tüketmem. Örneğin çilek. Normalde hani en çok çileği öneririz değil mi? Porsiyon olarak daha fazladır. Hani diyabeti olanlara. Ama benim oğlum çilek tüketemiyor. O kadar sağlıklı. Benim evime o günden itibaren çilek girmedi. Girmiyor. Dışarıda yemek istiyorsak. Ha, şimdi 21-22 yaşında dışarıda tabii ki o artık planlıyor. Yani sizin ona oturttuğunuz sistem aslında bir ömür boyu gidiyor. Tabii ki arada kaçaklar olacak. Tabii ki arada yani onun da keyifle yapacağı ya da tüketeceği şeyler olacak. Ama o artık onu hayatının bir parçası oldu o şekilde beslenmek. Burada yaptığımız şey şuydu. Yani kronik bir hastalığın olsun ya da olmasın. Yani sen hayatını kaliteli bir şekilde sürdürmek istersen zaten hani sebze, kuru baklagil, yağlı tohumlara günlük beslenme rutininizde mutlaka yoğunlukla yani %70-75 civarında bunlardan oluşmalı. Tabii ki tereyağımız çok değerli, tabii ki et tüketeceğiz, tabii ki süt, yoğurt tüketeceğiz çünkü ben hep dengeden yanayım. Evet. Şimdi Burçak sözü sana bırakıyorum. Evet. Yani burada yanlış anlaşılma olmasın. Tabii ki hayvansal gıda tüketimiyle ilgili problem yok. Ama sebze tüketimini de yönlendiriyor olmak gerekiyor. Şefim çok güzel bulgurla yaptı. İçine mercimek yaptı, ben size anlatayım. Haşladı, mercimek suyunu bile asla dönmedim, evet. Bol baharat kullandın, özel baharatlar koydun. Özel baharatlar kullandım ama çok bol baharat kullanmadım. Şimdi sizler tadacaksınız. Mesela buna siz tarçın da ekleyebilirsiniz. Hı-hı. Ben işte 15 yıl önce oğlumun önüne koyduğum ve onun o çok beğendiği haliyle bir ürün çıkarttım bugün burada. Hı-hı. Sizler tabii ki bunu değiştirebilirsiniz. Şimde şöyle biz yavaş yavaş tabakla porsiyonlayacağız. Bu da çok önemli. Kaç tane yediğiniz, ne kadar yediğiniz. Şimdi Burçak, burada şöyle bir şey var. İçli köfte bizde genelde hani ana yemek olarak biz bunu porsiyonla yapmıyoruz. Yani öyle bir şeyimiz yok. Kültürümüzde olan bir şey. Kültürümüzde. Fakat yani et grubu ürün tüketilemiyor ve sonuçta hani bu bir ana yemek. Mesela şöyle baktığın zaman bir boyutuna kaç tane koymalıyım ki bir ana yemek yerine geçsin ya da neyle kombin edeceğim ki o yeşil mercimeğin içerisindeki demirin emilimini artırmalıyım. Evet. Bunu da senden çok diyelim. Güzel. Demirin emilimini arttırabilmek için yanında C vitamini alırsak çok daha iyi olur. Bu yüzden mutlaka yanına salata ilave ediyor olmamız gerekiyor. Aynı zamanda bu tek bir porsiyon olacaksa biz porsiyonu günlük alacağınız kaloriyi yaptığınız işten tutun, yaşınız, cinsiyetiniz gibi faktörlere göre hesaplarız. Bir birey 3 tane yiyebiliyorken diğer bir birey 5 tane yiyebilir.
Ama biz şu an size 5 tane koyacağız çünkü küçük boyut. Gayet de güzel olacak. Dediğim gibi kuru baklagiller de çok iyi bir demir kaynağı. Ama tabii ki biyo yararlılığını kırmızı et gibi düşünemeyiz. Yanına C vitamini koyarsak salata çok güzel bir öğün olabilir. Şimdi bundan bizde 1-3-5 gider. Tek sayı gidiyor porsiyonlar. Kaç tane koyalım? 5 tane koyalım bence. Ki ana öğün olabilir. Burası Adana. Yani hani 3 tane olmaz. Oldu. Şimdi ikram edilecek çünkü şefim sabahleyin hepsini yaptı. Tabii ki destekleyen şeflerimiz de oldu. Onlara da teşekkür etmek istiyoruz. Ben Emine ve Çiğdem şefi buraya almak istiyorum. Evet. Şimdi ben Adanalı kadınlar kadar çok iyi içli köfte açıyor muyum? Yani açıyorsun. Belki. Açıyor. Ama, ben söyleyeyim. Ama şöyle bir şey var. Dün girdik mutfağa çünkü iç dolgusu herhangi katı bir ürün kullanmadığım için onu ben bir forma getirmek için hani bir bağlayıcı yok, tereyağı kullanmıyorum, margarin kullanmıyorum, tamamen zeytinyağı. Onları zaten dondurup hani o şekilde yerleştirdik ve dolayısıyla benim bugün burada onu çıkartıp yapma şansım 35 dakikada yoktu. Güne kadar bize bana destek olan çok güzel şeflerimiz var. Çiğdem, kadın gücü şef ve Emineciğim. Sizleri alabilir miyiz? Bir alkışla onları alalım. Bize destek oldular. Kadının gücü. Şöyle alalım. Mikrofon. Üç tane daha var mı? Üç tane daha alayım. Orayı da kirletelim. Mikrofon. Şunu siz tabaklayın. Arkada sabahleyin bir kadın dayanışması vardı. Ve ellerinin lezzetleri değdi. Biz de şimdi afiyetle yiyeceğiz. Tabii onlar da belki... Şimdi telefonumuz var mı? Emine şu anda sanırım açlık okuyor. Emineciğim, nerede okuyorsun? Atatürk Meslek Lisesi'nde. Şefim zaten sahada. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Evet, sağ ellerinize sağlık. Gayet çok lezzetli ve sağlıklı tarif öğrendim. Genellikle lezzetli olan şeyler abur cuburlarda bulunur. Bugüne kadar hep öyle öğrendik. Ancak bugün gördük ki sağlıklı malzemelerle içinde margarin dahi yok. Tereyağı yok. Gördünüz. Evet. O kadar güzel bir lezzet çıkardık ki şefim. Biz de ondan öğrendik. Biz de huzurlarınızda ona teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Sağ olun Emine'ciğim. Emeklerinize sağlık. Çok sağ olun. Teşekkürler. Şimdi eş zamanlı olarak sizlere de gelecek zaten bir bakacaksınız bakalım bizim hiç hayvansal ürün özellikle de et kullanmadığımız görselinden biraz güzel. Daha bu da önemli sunduğunuz görsel tabağa koyuş şekliniz bir çocuğun beslenmesini ve sizin de aynı şekilde beslenmenizi etkileyebilir şu an çok güzel bir şekilde hazırlandı. Üzerine koyduğunuz, evet, tamam. Peki şefim ikramlıklar gelecek mi? Evet, gelmeye hazır. Başlasın ya, yavaş evet, yavaş. Geliyor. Çünkü herkes de bu lezzeti alsın. Başlanırken herhangi bir dağılma, herhangi bir çatlama, hiçbir şey olmadı. Çünkü bulgur çok kıymetli. Bulgurun özelliğiyle ilgili. Hatta şey diye düşündüm, acaba hiç haşlasak mı, haşlamasak mı? Yani o kadar güzel bağladı ki bu tamamen buğdayla alakalı aslında. Artık gösterelim mi şefim? Evet, şefim. Herkes de çok merak ediyor. Şu şekilde. Kadın isterse her şey olur. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Afiyet olsun şimdiden.